Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bir hadis usulü dersimizde tekrar birlikteyiz. Bir önceki dersimizde zayıf hadisler hakkında genel anlamda bilgiler verdim. Ve zayıf hadisin hangi özellikleri itibariyle kategorize edildiğinden bahsettim. Onları dört sınıfta, dört ayrı grupta topladık ve bir grubu üzerinde durduk, isnadında kopukluk olanları ele aldık ve siz değerli öğrencilerime ve izleyenlere izah etmeye ve anlatmaya çalıştım. Şimdi tam kaldığımız yerde zayıf hadisin ikinci grubunda, yani rivayetteki çelişki nedeniyle efendim zayıf olan rivayetleri göreceğiz. Bu da son derece önemli bir konu. Müsaadenizle tahtamızı açalım ve hemen dersimize başlayalım. Evet sevgili öğrencilerim, gördüğünüz gibi zayıf hadis 2, rivayetteki çelişki nedeniyle zayıf hadis göreceğiz. Rivayet vurgumuz önemli, görüyorsunuz. Rivayetteki çelişkiden söz ediyoruz. Ve rivayetteki çelişki nedeniyle zayıf olan bir rivayetten efendim söz etmiş olacağız. Ve böylece bunu iki gruba ayırdık. Yani zayıf olanları bu ikinci grubunda içinde gördüğünüz gibi bir metinde çelişki olanlar var. İki, isnadında çelişki olanlar var. Dolayısıyla iki farklı kategoride kendi alt kategorisinde bunları ele alacağız. Her bir üzerinde duracağız. Hemen Muzdarip hadisten başlayalım. Muzdarip hadis kelimenin Arapçasıyla yazalım. El hadisul muzdarip. Evet. Kökü ızdıraptır. Türkçe'ye de girmiş. Izdırap diye kullanıyoruz. İstaraba, yastaribu. Bir çelişme ifade eder. Efendim, çelişiklik ifade eder. Karşıtlık ifade eder. Zıtlık ifade eder. Dalgalanma, karmaşıklık ifade eder ve dolayısıyla bu ismi rivayetin metninde gördüğümüz çelişkilerden hareketle muhaddislerimiz vermişlerdir. Muzdarip hadis dediğimizde, muzdarip hadis sevgili arkadaşlar, zihnimizde ilk çağrıştırması gereken anlam metninde bir çelişkinin bulunmasıdır. Peki o zaman bizim mantık derslerinde de bu ifadeler üzerinde duracağız. Bir çelişkiden söz ediyorsak çelişenler arasında bir denklik gereklidir. Mantık derslerimizde bunların çok üzerinde detaylı ve kavramsal boyutlarıyla inşallah duracağız. Onları da dinliyorsanız bu bilgiler birbirlerini bütünleyecektir. Dolayısıyla ızdırap her zaman denkler arasında olur ve çelişki de bu denklerin birbirleriyle çelişmesinden ortaya çıkar. Böyle dediğimizde o zaman muzdarip hadisten hemen zihnimizin elimizde A ve B diye iki tane rivayetin olduğu aklımıza gelmelidir. Çünkü bir çelişki varsa iki en azından şık olmalıdır. Bu şıklar arasında bir çelişkiden söz ediyoruz, bir tezattan söz ediyoruz. Tabii bu tezat, çelişki vesaire sözcüklerini sizin zihninize yerleşmesi için kullanıyorum ve bunların arasındaki mantık ilmindeki son derece önemli ayrıntıları göz ardı ediyorum. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Demek ki elimizde A ve B iki tane rivayetimiz var. A rivayetimizde değerli arkadaşlar, A rivayetimizde, B rivayetimizde isnat bakımından eşdeğer, eşit oranda sahih. İki rivayetimiz var. A rivayetimiz var, B rivayetimiz var. Bunların ikisinin de isnatları eşdeğer, adil ve zabit ravilerden geldiği için ikisi de sahih.
İkisi de aynı ravilerden ya da benzer ravilerden ama adalet ve zapt itibariyle güvenilirlik ölçütleri açısından eşit düzeyde sahihliğe sahip. Elimizde iki tane rivayet var. Şimdi bu iki rivayetin ilginç yanı şu. Ne güzel, iki tane rivayetimiz var ama rivayetimizin A olanında Allah Resulü ak demiş. B olanında ise kara demiş. İsnatları ikisi de sahih ama birisi Resulullah'a ak dediriyor, diğeri kara dediriyor. Buyurun bakalım. Şimdi biz ak diye amel etsek sahihtir. Kara kalıyor, o da sahih. Karayla amel etsek ak kalıyor, o da sahih. İkisiyle birlikte amel edemiyoruz. Biri ak diyor, biri kara diyor. İşte bu bizi iki ara bir derede tabir caizse bırakan duruma bir ızdırap, sıkıntı anlamında muzdarip hadis denmiştir. Çünkü bizi sıkıntıya düşürdü. Hangisiyle amel edeceğimizi bilmiyoruz. İkisi de önemli. Nasıl yapacağız şimdi buradan? Bizim bir çıkar yol bulmamız gerekir mi? Az sonra konuşacağız. Ne tür teorik olarak ulemamız özellikle fukaha başta olmak üzere muhaddislerimiz çözüm üretmişler. Onları göreceğiz. Peki böyle mümkün mü? Evet mümkün. Az sonra bir örnek vereceğiz ve bunun mümkün olduğunu göreceğiz. Şimdi demek ki iki tane rivayetin önce eşdeğer sahih olması gerekiyor. Sonra sahih olduğunda, ikisi de eşdeğer sahih olduğunda biri ak, diğeri kara demesi gerekiyor. Ak diyenin kara diyenle bu şekilde çelişmesine muzdarip hadis diyoruz. Peki iyi de hocam, bunlar sahih olarak gelmişler. Zayıfın içinde ne geziyor? Bak şimdi, burası çok önemli. Değil mi? Şimdi biz zayıf hadisleri konuşuyoruz. Bunlar ne güzel sahih istatlarla gelmişler. İkisi de sahih hadis. Niye zayıf hadisin içindeler? Çünkü ak diyenle kara diyen metin ikisi birbirini isnatları sahih olmasına rağmen ikisi de birbirini eşdeğer olarak zayıflatır. Bakın buraya bunu yazıyorum, çok önemli bu. İkisi nasıl eşdeğer sahihse çeliştikleri anda ikisi de eşdeğer zayıftır ve ikisiyle de amel edilemez. Birinin diğerine olan ilişkisini az sonra konuşacağız. Belki bir çözüm yolu bulacağız. Ulema bulmuş, onları sizinle paylaşacağım. Ve önemli şeyler bulmuşlar teorik olarak hakikaten. Dolayısıyla bu rivayetlerin zayıf hadislerin içinde yer almasının sebebi birbirlerini metin bakımından, anlam bakımından terslemeleri, birbirleriyle çelişmeleri nedeniyle bu iki rivayet sahih iken, eşdeğer oranda sahih iken aynı derecede eşdeğer olarak zayıf konumuna düşmüşlerdir. Peki efendim, bu rivayetlerin bu şekilde karşımıza çıktığında, bir rivayet muzdarip olduğunda ne tür çözüm imkanlarımız var? Sadece bunlar çelişki içeriyorlar, zayıflardır diye bunları terk mi etmeliyiz? Yoksa ulema bunların zayıflıklarını giderebilecek, bunlardan herhangi birini diğeri ile efendim tercih ederek biriyle mümkünse ikisiyle de amel etmemizi mümkün kılacak çok önemli yollar keşfetmişler. Şimdi ne tür bir çözüm imkanı var? Bunları konuşalım. Bir, bu iki rivayetin cem edilmesi mümkün mü? Arapçasında yazıyorum. Ayınla cem. Birleştirmek, aralarını cem etmek mümkün mü? Buna affedersiniz. Diğer bir adıyla telif denir. Telif uzlaştırmaktır. Uzlaştırmak. Yani bu iki rivayeti uzlaştırabiliyorsak, aralarındaki çelişkiyi uzlaştırabiliyorsak, cem edebiliyorsak, ikisiyle de ameli mümkün kılıyoruz demektir.
Böyle olduğunda onu başka bir renkle yazalım, dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Cem ve telif edebildiğimizde her ikisiyle amel mümkün olur. Her ikisiyle amel mümkün olduğu için de bu cem, telif, uzlaştırmak her zaman bir rey, bir yorum gerektirir. Yani ehl-i hadis bunu yapmaz. Ehl-i rey bunu yapar. Çünkü ehl-i hadis ikisini de terk eder. Der ki ikisi de zayıftır. Olmaz der. Ama ehl-i rey bunu cem ve telif etmenin yollarını rey olarak, yorum olarak araştırır. Ve eğer bunu bulursa, ki birazdan vereceğimiz örnekte bunu bulacak, bulursa o zaman diyecek ki efendim bu rivayetlerin ikisiyle de amel edebiliyoruz. Zayıflığını giderdik diyecek. Demek ki birinci yol cem ve teliftir. Bu son derece önemli bir yoldur. İkincisi, bu sıralamalar farklı usul kaynaklarımızda farklı olabilir. Benim tercih ettiğim bir sıralamadır bu. Kendi tercihimi de yansıtıyorum bu arada. Dolayısıyla ben böyle bir sıralamanın daha uygulanmaya müsait olduğunu düşünerek böyle sıralıyorum. İkincisi, rivayetler arasında nesk var mı diye bakmak. Evet. Yani elimizde iki tane rivayetimiz var. A rivayetimiz var. Rengi değiştirelim. A rivayetimiz var. B rivayetimiz var. Şimdi bu A rivayetimizin diyelim ki önce olduğunu, B rivayetinin sonra olduğunu tespit edebilirsek, Resulullah önce ak demiş, sonra da kara demişse, burada nesih düşünebiliriz. Resulullah önceki ak hükmünü neshetmiştir, şimdi kara diyordur. Bununla amel edilebilir. Bu bir tercihtir. Bakın, nesh bir tercihtir. Nesih üzerinden, birazdan tercihi de konuşacağız. O tercih üzerinde biraz daha detaylı duracağım. Dolayısıyla bu da aslında bir tercihtir. Nesh yoluyla tercihtir. Şimdi bazı usul kaynaklarımızda ve şerhlerde de buna dikkat çeken seleflerimiz de var. Ruhları şad olsun. Bunu tercihin içinde vermişler nesi. Tercih yollarından biri olarak nesi düşünebiliriz demişler ki doğrudur, isabetlidir ama tabii biz ilahiyat birinci sınıfta bu dersleri yaptığımız için başlangıç düzeyde bir usul dersleri yaptığımız için siz değerli öğrencilerimin zihninde tablonun daha net durmasını istediğim için o ayrıntılardan sarfı nazar ederek konuları işliyorum. Yani tablo ne kadar sizin için netleşirse o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla nesih var mı diye bakmak. Bu çok önemli bir husustur. Nesih bulabilirsek bir çözümdür. O zaman B rivayeti A'yı neshetmiş olur. Burada ne olur o zaman? B nasih olur. Yani nesheden olur. A da mensuh olur. Yani hükmü kaldırılmış olur, mensuh olur. O zaman nasih olanla amel edilir. Nasih olanla amel edilir. O zaman bakın rivayeti ikiye düşürdük. Şimdi dikkat buyurunuz. Bu önemli şeyleri şimdiden söyleyeyim. Sonunda söyleyecektim ama bazen unutabiliyorum. Şimdiden söyleyeyim. Bakın şimdi bu yollarla rivayetlerimiz artık zayıf değil, sahih olmaya başladı. Sahih oldu tekrar. Metin bakımından da sahih oldular. Diğerleriyle de öyle hocam. Birinci yolda ikisini uzlaştırdık, ikisiyle de amel edebiliyoruz. Artık zayıf mı? Hayır. O zaman bizim bu çözüm yollarımız ızdırabı giderme yolları, çözüm adı üstünde. Bu rivayetleri zayıflatan unsur neydi? Izdıraptı, çelişkiydi. Biz peki bunu giderirsek rivayetler aslına döner. Asılları neydi? Sahihti. Sahih olurlar otomatik olarak.
Çünkü onları zayıflatan unsur çelişkiydi. Biz de çelişkiyi giderdik. O zaman ne olur? Sahi olurlar. Ne kadar güzel. Değil mi? Evet, işte böyle sahi olunca yüzümüz güldü. Her şeyin sahihi, doğrusu, güzeli insanın yüzünü güldürür. Yüzleriniz hep gülsün. Ha bu arada bugün mübarek Kadir gecesini idrak ediyoruz Ramazan-ı Şerif'te. Kadir geceniz de mübarek olsun. Ben sanki dün akşamı Diyarbakır'da Kadir gecesiymiş gibi hissettim. Dün akşamı. O kadar güzel iftarda yağmur yağdı ki, o kadar muhteşem, o kadar etkilendim, o kadar ruhani bir hava vardı ki, muhteşemdi. Hiç o kadar muazzam ve muhteşem bir iftar yapmadım desem doğrudur. Dileriz bugün de yine inşallah Kadir gecesi olsun. Hocam ne yapıyorsunuz? İki kere Kadir gecesi mi olur demeyin. Gecelerin kadrini bilen için her gece Kadir gecesidir. Gecelerin kadrini bilmeyenler için hiçbir gece Kadir gecesi değildir. Evet. Sınıfta olsaydım, hocam bir daha söyleyin de yazalım derlerdi. Siz tekrar dinleme imkanınız var. İstiyorsanız yazabilirsiniz. Peki, tekrar konuya Muzdarip Hadis'e dönelim. Kandilinizi tekrar tebrik ediyorum. Ha, demek ki, bakın yine sayı oldu. O zaman biz nesih var dediğimizde bu nasih olan ne oldu? Tekrar sahih oldu. Onunla amel ettik. O da yine sahih sayılabilir ama mensuh olduğu için artık hükmü geçmeyen bir sahih rivayet olmuş oldu. Bakın önemli ayrıntılar var ve bunlar son derece önemli. Dikkatinizi çekmek istiyorum bunlara. Peki üçüncü hususa gelelim. Üçüncü olarak ne yapabiliriz? Üçüncü olarak tercih yaparız. Şimdi bazı usulcülerimizin neshi ayrı, tercihi ayrı olarak vermelerinin nedeni, sevgili izleyenler, değerli arkadaşlar, tercihin yollarının çok olmasıdır. O kadar çok yolları var ki tercihin. Neredeyse onlarca yol bulabilirsiniz. Onlarca yol. Bu tercih, oraya da farklı bir renkle, hatta bununla yazayım müsaadenizle. Tercih, müreccih. Ne demek müreccih? Tercih yapacak kişi, muhaddis, fakih, alim, kimse. Kim tercih yapıyorsa, müreccih. Müreccihin yorum kabiliyetine bağlı olarak bir diğer ifadeyle dehasına bağlı olmak koşuluyla tercihin pek çok nedenleri bulunabilir. Diğer bir adıyla tercih AB rivayetlerinden birini diğerine tercih etmekte bir karine bulmaktır. Karine. Bir neden bulup A rivayetini B rivayetine tercih etmemiz gerekiyor. Elimizde bir A rivayetimiz var, bir de B rivayetimiz var. Şimdi bu A rivayetimizi ya da B rivayetimizi tercih edecek müreccih, tercih edecek alim, bunlardan herhangi birisinde mesela A'yı değil de B'yi tercih ettiğini düşünelim. Bir gerekçe gösterecek. Diyecek ki B'yi tercih ediyorum. B ile amel etmek A ile amel etmekten ümmet için daha faydalı. Mesela bunda maslahat var diyecek örneğin. Ümmetin yararına örneğin. Gerekçe gösterecek. Bununla amel etmek öbürüyle amel etmekten şöyle şöyle bir diyecek. Ve bulduğu her bir gerekçe rivayetin birini diğerine tercih etmesine neden olur ve buraya dikkat edin. Yani çok önemli bir şey yazacağım. Bu yazdıklarımla ilgili son derece önemli bir şey yazacağım. Diyelim ki
müreccihimiz B rivayetini tercih etti ve B rivayetiyle amel etti. Şimdi bu B rivayeti ızdıraptan kurtuldu. Artık muzdarip hadis değil. Bu muzdarip hadis değil ya. Müreccih, şöyle yazalım. Müreccihin içtihadı bir yorumdur. Yorumuyla sahih. Diğerine göre daha sahih oldu. O içtihaden hadis ifademi de hatırlayın lütfen. Ve bu B rivayeti bu haliyle müreccah oldu. Müreccah. Yani tercih edilen oldu. Bu da müreccehun aleyh oldu. Kendisine tercih edilen oldu. Nasiben suha benziyor biraz ama tercih de yapılıyor bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, böyle olunca burada bir tercihten söz ettik. Bir müreccehun aleyhden söz ettik ve bunu yapanın bir müreccih olduğunu ve tabii ki bu müreccihin de otorite, konuya uzman ya da işte eski tabirle müçtehid olması gerekir. Her önüne gelen böyle bunlar üzerinde bir tercih yapamaz. Şöyledir diye bir tercihte bulunması doğru olmaz. Bunun için değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi tercih müreccihin, yani tercih yapan kişinin, otorite ve uzmanın gösterdiği gerekçe, tercih gerekçedir. Gerekçeye, karineye bağlı olmak üzere onunla değil de öbürüyle amel eder. Bu onun bir içtihadıdır, tercihidir, amel ettiği rivayet öbürüne müreccah olduğu için artık o sahih olur, öbürü zayıf olarak kalır. Şimdi burada artık bu sahih oldu, daha sahih oldu. Bu müreccahun aleyh olduğu için artık bu müreccihe göre, bu otoriteye göre bu artık kesin zayıftır. İsnadı sahih olsa bile metin itibariyle zayıftır. Son olarak bir dördüncü maddemiz var. Onu da yazalım. Değerli arkadaşlar, dört. Tevakkuf. 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 Beklemektir. Beklemeye almak. Yani elimizdeki A ve B rivayetini olduğu gibi bırakmak. İkisiyle de amel etmemek. Bırakmak. Niye? Belki biri çözer diye beklemek. Belki biri çözer. Yukarıdaki şıklardan biriyle belki biri çözer. Biz çözemediysek dursun. Yazalım bunları muzdarip olarak, kayıtlara geçsin. Belki biri bunu çözebilirse çözer diye beklemek. Bu da bir çözüm yolu mudur? Pek çözüm yolu gibi durmuyor ama en azından bir madde olarak yazılmış. Biz onları yazıyoruz. Yani bir çözüm sayılmaz bu. Ama çözümsüzlük sayılabilir. Yani çözememişiz. İtiraf ediyoruz. Çözemedik. Yukarıdaki şıklardan herhangi birini işletemedik. O zaman dursun bakalım. Akıldan, değil mi? Her aklın üstünde akıl var. Bakalım başka bir akıl belki çözer diye beklemek. Bu da bizim ulemanın ilme saygısının, edebinin, adabının güzel bir fotoğrafı aynı zamanda. Ruhları şad olsun. Vefat edenlerin, hayatta olanlara da Cenab-ı Hak uzun ve hayırlı ömürler versin. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu kadar maddelerle anlattık. Şimdi örneğe geldik. Tam olarak
örneğimizi konuşalım. Evet. Muzdarip. Hadis örneği. Şimdi bir elimizde Muzdarip hadis örneği var. Kitabınızda da var. Kitabın sayfalarını da bu arada söylemedik ama zayıf hadise girdiniz mi? Zaten zayıf hadisin içinde devamında bu konuları orada göreceksiniz. Şimdi elimizde iki tane rivayetimiz var değerli arkadaşlar. A ve B diye. Her ikisi de sahabiye validemiz Fatıma bint Kays'tan geliyor. Galet. Evet. Fatıma bint Kays'tan gelen elimizde rivayet var. Diyor ki leyse, nasıl yazdım, öyle bir leyse yazdık ki leyse olalı hiç böyle yazılmamıştır muhtemelen. Evet. Tabii ekranda kalem kayıyor. Leyse fil mali hakkun sive zekati. Malda zekat dışında başka bir hak yoktur. Yani ne demek? Kişi malının zekatını veriyorsa başka bir şey vermesine gerek yok demektir. Şimdi B'ye gelelim. Aynı bakın. Aynı Fatıma bint Kays'tan. Aynı şahıstan geliyor. İnne fil mali de hakkan sivez zekati. Malda zekat dışında da hak vardır. Bakın. Leyse yoktur. İnne vardır. Biri yoktur diyor, biri vardır diyor. İşte bir Muzdarip hadis örneği. Biri var, biri yok diyor. Şimdi dolayısıyla metin çelişik mi? Evet. İsnat aynı isnattan geliyor mu? Evet. Peki bakın ulema bunu nasıl çözmüş değerli arkadaşlar? Çok harika bir çözüm örneğidir. Onları şad olsun. Gayet güzel bir örnektir. Diyor ki leyse fil mali hakkun siva zekat demek. Buradaki zekattan başka hak yoktur demek, bu farz olan demektir. Yani farz olarak kişi görevini yerine getirmiştir, vaciptir, farzdır, yerine getirmiştir. Ben başka bir şey vermiyorum dese diyebilir mi? Evet. Kimse ona illa vereceksin arkadaş diyebilir mi? Hayır. Ama burada lehaktan zekat dışında da malda bir hak vardır dediğinde zekattan başka, bu da nafiledir. Kur'an sadece zekat verin demiyor ki, değil mi? Sadaka verin diyor, infak yapın diyor. Demek ki bu iki rivayeti yoktur diyeni farz vermeye, vacip olan vermeye hamledersek buna hamil diyoruz. Onu da yazalım. Yorum. Bu yorum bir haml yorumudur. Şöyle ne diye yazayım? Az altına yazayım şuraya. Evet. Bu yorum hamletme yorumudur. Hamletmek yüklemektir. Konumlandırmaktır. Hamletmek, yüklemek, konumlandırmaktır. Ne yaptık? Birinciyi, A'yı vacip anlamına konumlandırdık. B'yi de nafile anlamına konumlandırdık. Farz olarak yoktur, nafile olarak vardır oldu. Vacip olarak yok, nafile olarak var oldu. Gördün mü? Yokla varı uzlaştırdık. İkisiyle de amel edebilir miyiz? Evet.
İkisi de yeniden sahih oldu mu? Evet. Muzdariptiler, bakın sahih oldular. İşte yukarıda saymış olduğumuz değerli arkadaşlar, bu dört yol, şu bir, iki, üç, dört yol, bunlar gördüğünüz gibi bizim muzdarip olan rivayetlerin metinlerindeki çelişki nedeniyle zayıf olan rivayetlerin nasıl yeniden sahih olarak her ikisiyle de amel edilebileceği ya da biriyle amel edilebileceğine ilişkin sizlere arz etmeye çalıştığım bu yollar muhacahesinde gördük ki muzdarip hadis metinlerindeki çelişki nedeniyle zayıf olan sahih hadislerdir. Şayet bir yolla bu çelişki giderilebildiğinde bu rivayetler yeniden nereye dönerler? Asli özelliklerine, yani sahih olmaya dönerler. Bunu da bir örnek üzerinden gösterdik. Şimdi gelelim, yoruldunuz ama bugün bu zayıf hadisi ki de müsaade ederseniz bunları şazla münkeri de konuşmak istiyorum ve bunları ele almaya çalışacağım inşallah müsaadenizle. Affedersiniz. Şaz'dan başlayalım. Bir, şaz hadisi. El hadisu şaz. Bu sözcüğü sahih hadisin tanımından tanıyorsunuz. O zaman demiştik ki ben sınıfta yaptığım zaman bu dersleri kitapta oraya yazdırıyorum. Şaz hadisin sahih hadisin tanımında şazın altına diyorum ki yazın seninle bizzat zayıf hadis konusunda tanışacağız. Şimdilik geçici olarak tanışıyoruz diye öğrencilere espri olsun diye not aldırıyorum. Size böyle bir şansım olmadı ama o zaman söylemiştim şaz konusunu yeniden ele alacağız diye. Şimdi geldi. Şaz hadis nedir? Neden sahih hadisin tanımının içinde yer almıştır? Bu o kadar önemli bir husus ki arkadaşlar. Bunu lütfen çok iyi anlayalım, çok iyi kavrayalım. Sizin YouTube derslerinin bizim derslerden farkı sizi sınav yapamıyorum. Evet, sınav yaptığımda bunları soruyorum çünkü. Öğrencilerim bilir. Bunlar önemli noktalardır. Ama mutlaka sorarım. Niye şaz olmama şartı sahih hadisin şartlarının arasına girmiş diye şunu sorarım. Niye böyle bir şart var? Şaz ne ki? Çok affedersiniz. Bayrama kadar bunları bitirmek istiyorum da gündüz de derslerden boş buldukça dersleri yapıyorum. Ses tellerim biraz yoruluyor. Beni hoş görün lütfen. Şimdi şaz nedir? Bunu bir anlayalım. Değerli arkadaşlar, şaz Arapçada kelime olarak ayrı, aykırı olmak demektir. Ayrı ve aykırı olmaktır. Zaman zaman istisnayla da karıştırılır, ona da benzetilir. Benzeyen yanları da var ama biz bunları mantık derslerinde de bu nüansları konuşacağız. Aralarında önemli farklar olduğu için bu sözcükleri bilerek ve özellikle seçiyorum. Ayrı olmak ve aykırı olmaktır. Şimdi yine mantık açısından baktığımızda bir ayrılıktan ve aykırılıktan söz edebilmemiz için mesela şaz için X diyelim. X ayrılığından ve aykırılığından söz ediyor olalım. X'in ayrı ve aykırı olabilmesi için ayrıldığı ve aykırı olduğu bir ne gerekir? Bir bütün gerekir. Ve dikkat edelim. Bir bütün gerekir. Mantıkla söyleyelim, bir tümel gerekir. Ya da
matematiksel olarak söyleyelim, bir küme gerekir. Bundan, dikkat buyurunuz, bundan ayrı olan, bundan aykırı olandan söz ediyoruz. Ama bu ayrı olan da, aykırı olan da, dikkat buyurunuz, ayrı olan da, aykırı olan da bir özellikleri itibariyle buraya aittirler. Yani x, x normalde buraya aittir. Ama taşıdığı bir farklılık nedeniyle ayrı düşüyor, aykırı düşüyor. İşte bir bütünden, bir kümeden, bir tümelden ayrı düşmeye, aykırı düşmeye şaz olmak denir. Şaz olmak denir. Ve mantıkta da hadis usulünde de bir renkle dikkatinizi çeksin diye yazacağım. Şu bütüne kümeye asıl denir. Şaz asla aykırı olur. Şaz asla aykırı, asıldan kopmak anlamına gelir. Demek ki bir şazdan bahsedebilmemiz için bir asıl olması lazım. Şu şazdır diyebilmemiz için o şazın neye ayrı, neden ayrı ve neye aykırı olduğunu göstereceğimiz bir bütünün olması lazım. Onun için de Arap dilinde şaz dendiğinde kural dışılık anlaşılır. Kural dışı olan. Bir kuralımız var. Bu hâzâ şâzun dediğimizde bu kurala aykırıdır. Yani mugayirun efendim diyelim, bir ölçümüz var. Kıyas, kıyasa mugayirdir ya da bir şeye mugayirdir. Ölçüye mugayir, kıstas ölçüye mugayirdir deriz mesela. Niye? Çünkü aykırıdır. Ama aykırı olabilmesi için önce bir ölçü olması lazım. Ölçü olacak ki. Mesela sınıfa derse vaktinde gelmek asıldır. Örneğin 50 kişilik bir sınıfta 49 kişi derse vaktinde geliyor. Ama bir öğrenci var, o maşallah hep geç gelir. Yani arada geç gelenlerin de yüzü gülsün bu arada biraz. O geç geliyor. Şimdi 49 kişi asıldır, vaktinde geliyor. O biri hep geç geliyor. O biri ne oldu? Şaz. Onun şaz olabilmesi için önce vaktinde gelen bir grubun olması lazım. Diyelim hepsi geç geliyor. Burada bir şazdan bahsedebilir miyiz? Hayır. Hepsi şaz olur mu? Hayır. Hiçbir şeyin hepsi şaz olmaz. Yani şu tümelin, şunun tamamı şaz olmaz. Asıl olur. Buradan biri aykırı olacak ki adı şaz olsun. Şazın anlaşıldığını varsayıyorum. Yani anlaşıldığını düşünüyorum. O halde kelime ve sözlük anlamı itibariyle ne olduğunu anlamaya çalıştığımız, şimdi bu şazın bizim konumuz açısından ne anlama geliyor, bunu görelim. Demek ki elimizde asıl olan, asıl olarak kabul ettiğimiz ne var? A rivayetimiz var, B rivayetimiz var, C rivayetimiz var. Bunlar asıl. Bunların hepsi sahih. Mevsuk güvenilir ravilerden gelmiş. Bir de D rivayetimiz var, şaz. Bu da D rivayetimiz. Şimdi bu rivayetler, bakın bu rivayetler ak diyor, diğer rivayetimiz kara diyor. Çelişkiden söz ediyoruz ya. İsnatta çelişkiye geldik tabii bu arada. İsnattaki çelişkiye geldik. İsnat itibariyle bu şaz metni de konuşacağız, onun için bunları da yazdım. Çok önemli.
Çünkü az önceki konuştuğumuz muzdariple kıyaslayacağız. Muzdarip hadisi arasında ne var ne yok onları konuşacağız ya. Onun için bunlar önemli. Şaz rivayeti konuşuyoruz. Şimdi elimizde asıl olan rivayetler var ve ak diyor. Ve doğal olarak akla bununla amel ediliyor. Peki bu niye şaz? Çünkü çoğunluğa karşı kara demek şazdır, aykırı. Asıl olan ak diyor, kara diyen aykırı. Bu kadar muhalefet olur mu? Niye öyle söylüyorsun? Bak asıl var elimizde diyoruz. Ve dolayısıyla bu şaz artık otomatik olarak zayıftır. E hocam o zaman niye biz bunu sahih hadisin tanımında zikrettik? Çünkü işin uzmanı olmayan, asılı bilmeyen mesela asıldan haberi olmayan, asılla şaz olanı karşılaştırma imkanına, yeteneğine, gücüne, otoritesine sahip olmayan biri için şaz rivayetin isnadındaki raviler de sika mı? Evet. Bakın tek başına ele alındığında şaz rivayet, tek başına ele alındığında sika raviler tarafından nakledildiği için isnadı sahihtir. İsnadı sahihtir. Tek başına alınırsa gözden kaçıp sahih sayılabilir mi? Evet. İşte onun için velâ yekûnu şâzen dedik sahih hadis tanımında. Şaz da olmayacak. Yani ravileri güvenilir olsa bile şaz olmayacak. Yani naklettiği metin asla ters olmayacak. Onun için neden şaz sahih hadisin tanımında yer alıyormuş şimdi? Tekrar bir daha üstünden geçelim. Çünkü işin uzmanı olmayanın gözünden kaçabilir mi? Evet. Sahih muamelesi görebilir mi? Evet. Çünkü sahih sayılabilecek ispatla gelmiş mi? Evet. Ravileri güvenilir mevsuk mu? Evet. Bütün bak hepsi evet, evet, evet. Ama ondan daha önemli evetleri olan asla aykırı. İşte bu asla aykırılığı, şu asla aykırılığı gözden kaçırırsa bir kimse şazı sahih sayabilir mi? Evet. İşte sahih hadisin tanımında muhaddisler özel olarak şazı şart koşmuşlar ki bir rivayet sahih saydığınızda onun şaz olup olmadığını da ayrıca kontrol edin diye. Şimdi ileride gelecek. Bir de mağlul olmayacaktı. Niye mağlulü de koymuşlar? Onu da mağlulü konuşurken ele alacağız inşallah. Bakın şaz niye olmayacakmış? Gördük mü şimdi? Evet. O halde şazı tanımlayalım. Şaz bir konuda güvenilir ravilerden gelen, güvenilir ravilerden gelen asıl rivayetlere aykırı olarak yine güvenilir bir ravinin nakletmiş olduğu rivayettir. Güvenilir amalda. Ama güvenilir ama güvenilirlere muhalefet etmiş. Şimdi burada bunun da kısmen anlaşıldığını umut ediyorum. Çok önemli bir karşılaştırma yapacağız. Hocam bu ak ve kara biraz kafamızı karıştırdı bizim. Sizin adınıza konuşuyorum şu anda. Bizim kafamızı biraz karıştırdı. Niye? Demin ak ve kara olana muzdarip dediniz. Şimdi de şaz diye bizim kafamızı iyice karıştırdınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kafamız netleşecekken iyice karıştı. Bunun hesabını ver, bizim kafamızı netleştir diyorsunuz. Yani öyle varsayıyorum. Ben de şimdi bunu biraz netleştireyim. Şimdi önce Muzdarip'te ne vardı? İki rivayet var. Biri asıl, öbürü şaz değil bakın. Aykırı değil. İkisi eşdeğer sayılır. Eşdeğer. Şimdi burası eşdeğer mi? Hayır. Asılla şaz eşdeğer mi? Hayır. Zaten eşdeğer olsa birine asıl öbürüne şaz diyemeyiz. Niye diyemiyoruz? Çünkü asıl güçlüdür. Bu zayıftır. Asıl çoktur. Bu azdır. Asıl geneldir. Bu tekildir. Asıl tümeldir. Bu tikeldir. Nasıl eşdeğer olur? Eşdeğer değil ki muzdarip olsun, muzdariple karışsın.
ızdırapta, muzdaripte iki rivayet eşdeğerdir. Bakın buraya dikkat edelim. Bak netleşti hemen kolayca. Kafanız karıştı diye hemen kızmayın. Bakın ne kadar netleşti. Evet, eşdeğer değil. Eşdeğer değil. Şimdi şöyle sorabilirsiniz. Hocam bu iki ravi arasında olamaz mı? Bazı tanımlarda görüyoruz çünkü usul kaynakta. Sika bir ravinin kendisinden daha sika bir raviye muhalefeti. Böyle şaz olmaz. Çünkü tek bir ravinin rivayeti asıl olmaz. Böyle de şaz olmaz. Çünkü birinin birinden ayrılığına güvenilirlik ölçüleri ne kadar farklı olursa olsun şaz olmaz. Şazın mantığına aykırıdır. Şaz her zaman bir asıldan kopmalıdır ve asıl çok olmalıdır. İki olduğunda olmaz. O tercihe girer. Niye şaz olsun ki? Tercihe girer. Biz daha mevsuk olanını alırız, öbürünü terk ederiz. Bu kadar basit. Şaz olmaz. Şaz olabilmesi için şu size arz etmeye çalıştığım özellikleri taşıması gerekir. Böyle olduğunda da muzdariple karışmaz. Muzdariple karışmaz. Ve şaz zayıftır. Bakın şaz zayıf bir hadistir. Asıl varken şazla amel edilemez. Asılla amel edilir. Şununla amel edilir. Bu terk edilir. Evet. Şaz terk edilir. Asılla amel edilir. Ama ne kadar keyifli, güzel, zevkli bir derstir değil mi hadis usulü dersimiz? Kavramları böyle el almak, şematize etmek, böyle çizerek, yazarak çalışmanızı öneririm size, tavsiye ederim. Ben öğrenciliğim yıllarında da böyle yazarak, çizerek çalışmayı çok severdim. Her zaman kitapları ve dersleri böyle çalışırdım. Onun için de hayatım boyunca hep kilolarla eskiden teksir kağıtları vardı. Bu A4 kağıtları çok fazla yaygın değildi, o da pahalıydı. Sarı kağıtlar vardı. Onları kilolarla alırdık. Kilolarla alırdım ben. Kilolarla alırdım ve muhtemelen mübalağa etmiyorum. Kendi kilomun 10 katından fazla öğrencilik yıllarında teksir kağıdı harcamışımdır. Yani hala da harcarım. Şimdi de bir yol buldum. Biraz dinlendireyim sizi diye bunları anlatıyorum. Zihnimin yorulduğunu farkındayım. Şimdi bir yol buldum. Yazdığımız yazıların çıktılarını alıyoruz, okuyoruz, tahsis ediyoruz vesaire yapıyoruz. Arka yüzleri boş ya. Arka yüzü boş olan kullanılmış A4 kağıtlarının arka yüzlerini kullanıyorum yıllardır da. Onun için odamda onların böyle bir ayrı bir yeri vardır. Oraya biriktiririm, kısmını eve getiririm orada. Çünkü yazmadan, not almadan hala çalışamıyorum ben. İlla not almam gerekiyor, yazıyorum. Size de naçizane tavsiye ederim. Ama tabii biz eski nesiliz. Siz yeni genç jenerasyonsunuz. Daha dijital imkanlara, biz manuel yaşadığımız için bizim her işimiz manueldir. İşinize de karışmak gibi olmasın. Şimdi, haddimizi, yaşımızı, başımızı bilelim. Gençlerin işine karışmayalım. Şöyle çalışın, böyle çalışın diye ama belki hoşunuza giderse diye eski yöntem olarak biraz da zihniniz dinlensin diye böyle bir ara muhabbet yapmış oldum. Beni hoş görün inşallah. Peki sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz daha farklı bir konuya gelelim. İki, münker hadisi konuşalım. Evet, münker hadisi. Yine isnattaki çelişki itibariyle münker hadisi konuşuyoruz. El hadisul münker. Evet. Şimdi de az önce
şaz konusunda yaptığımız gibi burada da şu münker sözcüğünü bir ele alalım. Şu münker sözcüğünü. Bunun üzerinden biraz konuşalım ve konuyu daha iyi anlayalım. Az önce dedik ki bir şazdan söz edebilmemiz için bir asıl bulmamız lazım. Çünkü şaz asıldan ayrılana denir. Asıldan kopana, asla aykırı düşene şaz denir. Şaz olabilmesi için demek ki bir asıl olması lazım. Münker de böyledir. Münker olabilmesi için, bir münkerden söz edebilmemiz için önce bir ne bulmamız lazım? Maruf bulmamız lazım. Çünkü her şey zıttıyla tebeyyün ediyor ya, el eşya tuğrahu bi altadihe. Eşya zıttıyla birilir, açığa çıkar. Bir şeyin münker olduğunu nasıl anlayabiliriz? Marufa kıyaslarız. Maruf olana deriz ki bu maruftur, o da münkerdir deriz. Değil mi? Dolayısıyla bir maruf bulmamız lazım. Demek hadis ilminde elimizde maruf olan ne var? Rivayetler var. Sonra eski köye yeni adet, bir de münker rivayet çıkıyor ortaya. Yani elimizde maruf olan rivayetler var. Allah Resulü ak demiş. Bakın hep aynı şekilde gidiyoruz. Ortaya bir rivayet çıktı. Şimdi Resulullah kara dedi, hayır efendim diye bir rivayet dolaşıyor. Ama bu rivayet bir öncekine göre daha zayıftır. Neden? Çünkü şaz güçlü raviden geliyordu. Bu münker olduğuna göre bunun ravisi münker hadisin, bu marufun münker kısmının, şunun ravisi zayıftır. Sika değil, zayıf bir ravidir. Zayıf bir ravi kime muhalefet ediyor? Sika ravilere. Sika ravilere muhalefet ediyor. Şöyle sınıfta yaptığımız güzel resimlerimden, siz değerli öğrencilerim ve izleyenler de mahrum kalmasın, şöyle size birkaç yakışıklı, güvenilir ravi çizeceğim şimdi. Şu ravimiz, A ravimiz, o dairedeki kendiliğinden böyle oldu ama saç gibi oldu, güzel de oldu A ravimiz. Şu da şöyle B ravimiz olsun. Şu da şöyle C ravimiz olsun. Bunlar sika raviler. Şimdi burada da bir zayıf ravimiz olsun ve bunun saçları da böyle olsun. Şöyle boyu da biraz kısa olsun. Bu da D ravimiz. Bu da zayıf ravi. Şimdi haline de bakmıyor, zayıflığına. Bu güçlü ravilere muhalefet ediyor. Muhalefet. Aykırı rivayette bulunuyor. Bu muhalefete işte münker diyoruz. Bu aykırılığın adına münker olur. Yadırganıyor. Münker yadırganan demektir. Tanıdık olmayan, yadırganan. Yadırganıyor. Niye yadırganıyor? Çünkü elimizde maruf var. Bilinen köye, eski köye yeni adet oluyor. Yadırganıyor. Ve otomatik olarak bu zayıftır. Zayıf hadistir. Zayıf rivayettir. Neden? Güçlüye muhalefet, münker reddedilir. Şimdi bu tabirleri size hatırlatacak bir hususun üzerinde duracağım. İsnat konusunu ele alırken İbn Abbas'ın bir sözünü nakletmiştik, değil mi? Hatırladıysanız. Ve kâle İbn Abbas kunna nuhaddisu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında konuşurduk birbirimize, hadisler naklederdik. Felemma rakiben nasu es-sa'be ve'd-dalule, insanlar Resulullah hakkında sorumsuzca konuşup ona onun söylemediği sözleri isnat etmeye başlayınca fa ahaznel ma'rufe, bakın yazayım buraya. Hatta şuraya yazayım. Bakın. Ahaznel ma'rufe. Ma'ruf, bilinen rivayetleri.
güvendiğimiz insanların Resulullah'a isnat ettikleri hadisleri aldık. Ve tereknel münker, bakın, ve tereknel, terk ettik. Münkeri de terk ettik. Maruf olana aykırı olduğu için terk ettik. O zaman münker hadisi ne oldu? Zayıf bir ravinin kendisinden daha güvenilir bir raviye ya da ravilere karşı muhalif olarak nakletmiş olduğu rivayettir. Münkerdir ve reddedilir. Ondan edilmez. Çünkü elimizde maruf rivayetler var. Münkerul hadis diyor mesela. Adamın rivayeti münkerdir. Kendisi de zayıf demektir. Hadis zayıftır. Ravisi de zayıftır. Bu hadis münkerdir. Hazel hadisu munkarun diyor. Ne demek? Yani hazel hadis yuhaliful asl, yuhaliful ma'ruf. Asla marufa aykırıdır. Bu da asıldır. Bu da bir mana asıldır. Ama münkeri daha iyi göstersin diye maruf diyoruz. Münkerin daha iyi anlaşılması için maruf diyoruz. Demek ki yuhaliful asla ve yuhaliful marufe. El hadisul münker yuhalif. Muhaliftir. Neye? El maruf vel asl. Görüldüğü üzere buralarda isnatlar üzerinden gittik. İsnattaki ravilerin güvenilir olup olmadığından konuyu tespit. Metinlerde dikkat aldık. Metinler de önemliydi. Metinler de belirleyiciydi. Ama asıl belirleyici olanlar isnattaki çelişkilerdi. Niye? Yukarıda şazda eşdeğer sayılabilecek raviler. Şurada şazda eşdeğer sayılacak raviler. Buradaki ravi bunlarla güvenilirlikte eşdeğer. Azınlıkta kaldığı için zayıf oldu. Ama aşağıya geldiğimizde burada münkerde şu ravi bunlar karşısında tektir, zayıftır ve pek fazla itibara alınacak biri değildir. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, zayıf hadis 2'de isnattaki rivayetteki çelişki nedeniyle zayıf hadisleri ele aldık. Bunların bir metinde, bir kısmı da isnattaydı. Metinde olan muzdarip hadisti üzerinde durduk. İsnatta olan şaz ve münker hadisti tek tek ele alarak siz değerli izleyenlere, sevgili öğrencilerime arz etmeye çalıştım. Umarım yararlı bir ders, anlaşılır bir ders olmuştur. Zayıf hadis 3 konusunda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Tekrar kandilinizi tebrik ediyorum efendim.